on the track my slap I need to Merhaba çocuklar. Matematiğe giriş videosuyla karşınızdayım. Ee, özellikle TM talebeleri, sözel ağırlıklı eğitim gören talebeler ve matematik kültürü biraz zayıf olan talebeler için bu videoyu çektim. Matematikte en çok kullandığımız, işimize yarayacak e, temel bilgileri bu video içerisinde e, sizinle buluşturmaya karar verdim. Umarım faydasını görürsünüz. Öncelikle tabii ki matematikte en temel bilgi işlem önceliği. İşlemin hangi sırada yapıldığını bilmek çok önemli. Bakın, üstlü sayı işlemi. Bir işlemde kalabalık bir işlem topluluğu içerisinde en önce yapılması gereken ardından parantez içindeki işlemler sonra çarpma bölme sonra toplama çıkarma işlemi ve sonuç. Mümkünse bu konularda bilgi sahibi değilseniz bu notlarımı ben anlatırken videomu durdurarak not alarak takip etmenizi öneririm ve her bir örneğin benzerini ödev olarak size verdim cevabı var o cevabı yapmaya çalışınız çocuklar. Ee, i̇lk olarak bakınız 4 üssü 3 artı 2 üssü 4 üslü ifadesinin e, sonucunu e, sordum. E, bu işlemi yapabilmek için kenarda 4 üssü 3'ü hesaplarız. 4 üssü 3 demek 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarpmak demektir. Birçok talebe, özellikle geometri ve matematik kültürü zayıf olan talebe mesela bu 4 ile 3'ü çarpar. Öyle değil. E 3 te, e, üst, e, tepe kısmında yani üst dediğimiz kısımda kaç varsa o kadar kez sayı yazılır. Dolayısıyla taban dediğimiz 4'ü 1, 2, 3 kez yazıyorum. Dolayısıyla işlemi yaparsam 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 yapar. Demek ki ben 4 üssü 3 yerine, bakınız bunun yerine 64 yazarak başlıyorum. 2 üssü 4 yerine de, bakınız 2 üssü 4 yerine de, 4 kez 2'yi yan yana yazıyorum. çarpıyorum farkındaysanız. Bu da 2 2 4, 8 ve 16 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya 16 yazıyorum. 2 üstü 4 yerine. Dolayısıyla 64 ile 16'nın toplamı 80 edecektir kıymetli çocuklar. Ödev 1 de Buna benzer bir soru. Bunu da siz yaparsınız kıymetli çocuklar. Örnek 2'ye bakalım. Örnek 2'de işlem öncelerini ifade edersek varsa üslü sayı işlemi ön önce yapılır tabii ki. Sonra parantez bakın burada üslü sayı da yok parantez de yok. O zaman çarpma ve bölme varsa işlemimizde o zaman tabii ki çarpmanın ya da bölmenin öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii çarpma yok o zaman bölme öncelikli olacak öncelikle bu 20'ye dokunmayacağım. 20'yi yazacağım. Artı 10 bölü 2 işlemini yapacağım. Onu 2'ye bölersem 5 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 20 artı 5'ten 25 olacaktır kıymetli çocuklar. E burada tabi dikkat edin. Nefis adeta dürtüyor. 20 ile 10'u topla. 20 ile 10'u toplarsan 30 olur. 30, 20 ile 10'u topla diye e, nefis dürtüyor adeta. Tabi o hatalı olur. Önce bölme işlemini yapmamız lazım. Ona dikkat edin. Ödev 2 sorumuz var. Cevabı da var. Onu siz yakalamaya çalışın kıymetli çocuklar. Örnek 3'e bakalım. Örnek 3'te de içinde hem üstü sayılar var. Hem toplama hem bölme işlemi var. Önce tabii ki üstü sayı işlemleri yapılır. 8 üstü 2 işlemini kenarda hesaplayabiliriz. Mesela şurada 8 üstü 2 eşittir. 8 çarpı 8'den 64 yazabiliriz. Buraya hemen 64 yazalım. 10 üstü 2 yerine de 10 çarpı 10'dan. Bakınız 10 üssü 2 yerine de 10 çarpı 10'dan 100 yazmalıyız. Buraya da hemen 100'ü yazalım. Bölü 2 işlemini yapacağız. Şimdi 64 ile 100'ü topla diyor nefis ama uymayacağız nefsimize. 64 ile 100'ü değil 100'ü 2'ye böleceğiz. 64'ü aynen yazıyoruz. Artı 100 bölü 2'den 50 çıkıyor. 64 ile 50'yi toplar isek e, dolayısıyla kaç olur? 110 4 olur. Aradığımız cevap bu olacak kıymetli çocuklar. Benzer şekilde ödev 3'ü size bırakıyorum. E, lütfen uğraşınız. İkinci maddemize bakalım. İkinci maddemiz de payda ne zaman eşitlenir? Bunu bilmek çok önemli. Bazen toplamada, çıkarmada olduğunu söyleyen talebeler var ama çarpmada ve bölmede de payda eşitleyebiliyorlar. O e, yanlış oluyor. Şuraya yazalım. Payda sadece toplama ve toplama ve çıkarma işleminde çıkarma işleminde eşitlenir çocuklar. Evet, işleminde eşitlenir diye yazalım. Ee, şu ikazımızı da yapalım. Çarpmada bölmede payda eşitlenmez. Evet. Payda eşitlenmez. Buna dikkat edin. O zaman... 3 bölü 8 ile 5 bölü 6 işleminde bakıyorum. Bir, bir, tanesinde payda 8, bir tanesinde 6. Bunlar kaçta kavuşuyorlar? Mesela 8'in katı, bir, bir, katı 8, 2 katı 16, 3 katı 24. Ha, baktım ki bu da 24 de 6'nın katı. O zaman 24 ile kavuşturuyorum. Buraya 3, buraya 4 yazıyorum. O zaman 3 kere 3, 9. 9 bölü 24 artı 4 kere 5, 20 bölü 24 şeklinde e, paydalar eşit diyorum. Paydalar eşit olunca paylar toplanıyor. 9, 20 daha. 29 bölü 24 şeklinde işlemi tamamlıyorum. Eğer paydalar eşitse burada olduğu gibi o zaman işlem yapmaya gerek yok. E, yani payda eşitlemeye gerek yok. 2 ile 3 direkt toplanır. 5 yazılır. E, paydamız da 5 olduğu için o aynen yazılır. 5 bölü 5, 1 tam demektir. Buna dikkat edin ee, kıymetli çocuklar. Aynı sayıyı aynı sayıya böldüğünüz zaman 1 tam çıkar. Mesela 6 bölü 6, 2 bölü 2. Bunların hepsi 1 tam demektir. Çarpmada ise dikkat edin e, payda eşitlenmez. Pay, Paydayla payda çarpılır, payla da pay çarpılır. O zaman 3 ile 5'i çarpacağım. Yani 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı 6 şeklinde işlem yapacağım. O da 15 bölü. 24 olacaktır. Burada tabi sadeleştirme işlemi yapılıyorsa onu yapalım. 15 ile 24 ikisi de 3'e bölündüğü için kıymetli çocuklar her ikisini de 3'e bölüyorum. Ve sadeleştirme işlemini yapıyorum. 15'i 3'e bölersem 5 yapar. 24'ü 3'e bölersem 8 yapar. Demek ki 5 bölü 8 aradığımız cevap olacak diyebiliriz. Bakıyorum alttaki işlemde 5 bölü 8, 5 bölü 6 ve 4 bölü, 5 bölü 4. Arada toplama ve çıkarma var. O zaman bunları 8, 6, 4'ü 24'te kavuşturuyorum. Buraya 3'le, burayı 4'le, burayı da 6 ile genişletiyorum. O zaman burası 15 bölü. Bakınız. 15 bölü 24 artı 4 kere 5 20 bölü 24. Dikkat ediniz. Ve araya çıkarmayı koyalım. 30 bölü 24 yazabiliriz. 30 bölü 24 yazabiliriz. Şu anda paydalar eşitlendiği için hepsini toplayabilirim. 15, 20 daha 35 yapar. 35'ten 30 çıkarsa 5 kalır. Bakınız 5 bölü 24 şeklinde aradığımız cevaba ulaşabiliriz kıymetli çocuklar. Şimdi e, buradaki e, işlemlere bakalım. Örnek 4'e bakalım isterseniz. Payda ne zaman e, eşitlenir? Buna cevap verdikten sonra. Evet e, örnek 4'e bakalım. Örnek 4'te e, bir e, rasyonel ifadenin e, karesi alınmış. Bu kare alma işlemi alınırken 2 bölü 3'ü 2 sefer yan yana yazacağıma göre aslında hem payın hem paydanın karesini alıyorum demektir. 2'nin karesini alırsak yani 2 ile 2'yi çarparsak 4. 3'ün karesini alırsak 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Artı 5 bölü 9 bu aynen yazılır. Bölü. E, bakıyorum parantez. Önce 3 alma işlemi yaptık. Şimdi parantez içini yapalım. Parantez içinde paydalar hazır eşit farkındaysanız 1 eksi 7 işlemini yaparız. 1 eksi 7 işlemi eksi 6 olacaktır. Eksi 6 bölü 9 şeklinde yazabiliriz. Buna dikkat edin. Şimdi dediğim nefis burada gene dürtüyor. 4 ile 5 topla diye. Ama buradaki bölme işlemi dikkat ederseniz toplama işlemine engel. Önce bölme işlemini yapmamız lazım. Bölme işlemi yapılırken de şu 4 bölü 9'u bir yazayım isterseniz önce. Artı bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen yazılır. Bakın 5 bölü 9 aynen yazdım. E, pay e, diğer ikinci kesi ise pay ve paydasını e, yer değiştiririm yani altını üstüne getiririm ve, ve çarparım onları. 9 bölü eksi 6 şeklinde altını üstüne getirdim dikkat edin. Şimdi burada sadeleştirme işlemi yapma imkanımız varsa yapalım. Çarpma işleminde çaprazlarda sadeleştirme oluyorsa yapılır. Mesela 9 9'a bölünür 1. 9, 9'a bölünür 1. Şimdi işlemi yürütüyorum tekrar. 4 bölü 9'u yazıyorum. Ve baştaki 4 bölü 9'a daha sıra gelmedi. Artı 5 ile 1'i çarpıyorum 5. Bölü 1 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 6. Evet gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. Ee, yine işlemi yürütelim. 4 bölü 9'u yazalım. Şu eksiği, bakınız bu eksiği istersem pay kısmına, istersem kesir çizgisinin önüne yazabilirim. Artı ile eksinin çarpımı da eksi olacağından buraya direkt eksi 5 bölü 6 yazabilirim kıymetli çocuklar. O zaman bunlar 18 kavuşacağı için buraya 2, buraya da 3 yazarım. Dolayısıyla işlemi yürütürsem 2 kere 4, 8 bölü 18... Eksi 3 kere 5 15 bölü 18 yazabilirim. Buradan da 8'den 15 çıkarsa eksi 7 bölü 18 şeklinde istenen sonuca ulaşabilirim kıymetli çocuklar. Evet e, bu soruyu tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili e, benzer bir soruyu buraya ben ödev 4 olarak yazdım. Cevabı da e, burada bulunuyor. Onu bulmaya çalışırsınız. Örnek 5'e bakalım. Örnek 5'te de e, bakınız 7 bölü 8 Artı 1 bölü 8 işlemini topla diye aslında nefis adeta dürtüyor. E, toplayamayız çünkü burada bölme işlemi var. O zaman 7 bölü 8'e henüz sıra gelmedi diye onu yazarım. Artı 1 bölü 8'i yazdıktan sonra ikinci kesi ters çeviririm ve çarparım. Dolayısıyla bu da 7 bölü 8 artı e, şu 8 ile 4'ü de sadeleştirebilirim çapraz çapraz konumlu ve çarpma işlemi olduğu için 4 4'e bölerim 1, 8 4'e bölerim 2. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyorum 1 bölü 2 ile 5 çarpıyorum 10 şeklinde yazıyorum. 8 ve 10 kay, e, paydaları kaçta eşitlenir diye şöyle biraz kafa yoruyorum. E, her iki mesela 10'un katlarını söyleyelim. Burada büyük olan 8 ve 10'da büyük olan 10'dur. 10'un katlarını sayalım. 10, 20, 30, 40 diye katlarını saydığımız zaman 40'a vardığımız zaman 8'in de katı olduğunu görebiliyoruz. Demek ki burayı 4 ile burayı da 5 ile genişleteceğimizi söyleyebiliriz. Bu da 5 kere 7 35 bölü 5 kere 8 40 yazılabilir. Artı 4 bölü 40'tan e, işlemi yürüttüğümüz zaman e, artık paydalar eşitlendiği için payları toplayabiliriz. 39 bölü 40 şeklinde işlemi neticelendirebiliriz kıymetli çocuklar. Evet e, bu soruyu bir tekrar e, siz e, çözmeye çalışın. Benzer soruyu buraya yazdım. E, cevabı da burada bulunuyor. E, bu sonucu bulmaya çalışınız. E, muhakkak not alarak e, beni dinleyiniz çocuklar. Örnek 6'ya bakalım. Böyle harfli ifadelerde de eğer rasyonelse ifademiz payda eşitlemek durumunda kalabiliriz. Mesela x bölü 6 ile x eksi 2 bölü 4 işlemini nasıl yapacağız? Burada büyük olan 6. 6'nın katlarına bakalım. 6, 12, 18 diye saydığımda 12 olan kat 4'ün de katı olduğu görülüyor. Dolayısıyla burayı 2 ile Burayı da 3 ile genişletebiliriz. Bu durumda 2 ile x'i çarparsam 2x bölü 12 artı burayı 3 ile çarparsam toplama ve çıkarma varsa her birisini ayrı ayrı çarpmam lazım. 3x 6 bölü 12 şeklinde yazarım. Şu anda paydalar eşit olduğu için 2x ile toplayacağım 3x'i yani o da 5x yapar. Bu eksi 6 aynen yazılır bölü ortak paydamız 12'de yazılır. Bu daha ileri gitmez çocuklar. 5x ile 6 işlemi toplanılmaz ya da 6 ile 12 sadeleştirilmez buna dikkat edin. Sadeleştirme olması için yukarıda çarpma işleminin olması lazım. Benzer şekilde ödev 6'yı siz yaparsınız. Örnek 7'ye bakalım. Örnek 7'de de ee, bakınız bu ifade bir denklem değil. Önce onu da söyleyeyim. Bir şeye eşit olsaydı denklem olurdu. Ee, biz bize bu işlemin sonucu soruluyor. Ee, biz bu harfli ifadeyi yapacağız. 4 3 6. Burada en büyüğü 6. 6'nın katlarını ritmik sayarsak 6 12 18 diye 24 diye saydığımızda 4 ve 3'ün de katı olan 12'de kavuştuklarını görüyorsunuz hepsinin. Burayı 3 3'le Burayı 4 ile ve burayı da 2 ile genişletiriz. O zaman burası 3 ile 3x çarpıldığı zaman 9x bölü 12 eksi 8x bakınız 8x 4 ile 3 çarpılırsa eksi 12 bölü tekrar paydamız 12 oldu. Artı 2 bölü 12 yazabiliriz. Gördüğünüz gibi paydalarımız aynı. O zaman artık yukarıdaki toplama ya da çıkarma işlemini yapabilirim. Burada yalnız e, talebelerin en çok hata yaptığı noktaya geldik. E, bir kesir çizgisinin önünde eksi varsa ve pay kısmında da böyle iki terim 8x-12 gibi, 8x-12 artı gibi bir ifade varsa bu eksi ikisinin de önündeki işareti değiştirecektir. Ona dikkat edeceksiniz. 9x'i yazıyorum. Şuradaki eksi 8x'i de yazıyorum. Sonra bu, bu eksi bu eksi artı yapar. Artı 12 olarak yazıyorum. E şuradaki artı 2 ile e, yazıyorum. E büyük bölü 12 diye yazarak hata riskimi azaltıyorum kıymetli çocuklar. Buna dikkat edin. Şimdi 9x eksi 8x işlemi 1x yapar. Buraya 1 xi x diye yazabilirim. Yani ön, x'in önünde katsayı olarak 1 xi 1 çarpı x diye yazmama gerek yok. Veya şuraya yazalım. 1 çarpı x demek 1x. Ona sade x de diyebilirim. Kıymetli çocuklar, ona dikkat edin. X artı 14, 12 ile 14, e, artı 12 ile artı 2 topluyorum. Böyle 12 şeklinde işlemi neticelendiriyorum. Buna dikkat edin. Burada bir ödev 7 var. Bu ödev 7'yi de siz yapın. Cevabı da burada. Bu cevabı yakalamaya çalışın. Kıymetli çocuklar. Şimdi örnek 8'e bakalım. Örnek 8'de 6 eksi 3 bölü 4 işlemini yapmak istiyoruz. 6 eksi 3, 3 bölü 4 işlemini yaparken klasik olarak şöyle yapabiliriz. Onu şu kenara yazayım isterseniz. Mesela 6 eksi 3 bölü 4 işleminde altının altında gözükmeyen 1 vardır diyebiliriz. Böyle bir yazı. Sonra bunun altına 4, bunun altına 1 yazabiliriz. Bu da 4 kere 6, 24 bölü 4 eksi 3 bölü 4 şeklinde yazdığımız zaman 24'ten 3 çıkarırım. 21 bölü 4 şeklinde işlemi neticelendirebilirim. Buraya sonucu yazabilirim. Şimdi bu metotlarımızdan bir tanesi ama şunu da öğrenmenizi istiyorum ben. Bu da oldukça kullanışlı bir metot. Mesela A diyelim ki eksi B bölü C işlemini yapıyorsun. Burada A ile C'yi pratik olarak çarpıyorsun. A çarpı C diye. Şu aradaki işlemi yazıyorsun. Eksi B bölü C şeklinde yazıyorsunuz. Bu da e, oldukça bize kolaylık sağlıyor. Buna dikkat edin. Şimdi şimdi ya bu metodu uygulayın, ya da işte bu öğrendiğiniz metodu uygulayın. Ben mesela bu çok kullanışlı. Bunu yapabiliriz. Mesela 4 ile 6'yı çarpalım. Pratik olarak 6 çarpı 4 eksi şuradaki iş, işlem eksi olduğu için eksi 3 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Bu da 6 kare 4, 24. 24'ten e, 3 çıkarsa 21. 21 bölü 4 şeklinde. Bakınız aynı sonucu. Bulabiliriz kıymetli çocuklar. Oldu mu? Mesela bu, e, buradaki ödevi de bu şekilde siz e, yapmayı deneyin. E, mesela e, örnek 9'a bakalım. Örnek 9'da da ister payda eşitleyerek ilerleyelim. İsterseniz şu metodu kullanalım. Hangisi işinize geliyorsa. Önce mesela burada çıkarma ve toplama var. Dolayısıyla hepsinin paydasını eşitleyebiliriz. Buraya 1 diyelim. E, 1, 3, 2'den 3 en büyük. Dolayısıyla 3, 6, 9 gibi ritmik sayarsak hepsinin 6'da eşitlediğini görürüz. Buraya 6, buraya 2... Buraya 3 yazabiliriz. Dolayısıyla işlemimiz şöyle olacak. 6 kere 4, 24 bölü 6 eksi 2 kere 2, 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. 24'ten 4'ü çıkarıyorum 20. 20 ile de 3'ü topluyorum. 23 bölü 6 şeklinde işlemi tamamlıyorum kıymetli çocuklar. Ödev 9 da size ait. Cevabı da bakınız burada 67 bölü 12 olarak bulunmuş. Bulmaya çalışın bakalım sevgili gençler matematiğin en temel işlemlerinden bir tanesi de yani dünyanın en basit denklemi diyorum ben buna. Ax artı b eşittir c tarzındaki denklemler. Mesela şöyle bir şey diyelim. 3x eksi 8 eşittir efendim ne diyelim mesela 23 diyelim veya ne diyelim 25 diyelim ise x nedir bunu birlikte bulmaya çalışalım. Dünyanın en kolay denklemleridir bunlar. Burada amaç x'i yalnız bırakmaktır. E, bu aslında bu denklemde x'i yalnız bırakmak demek, x'i bulmak demek. X yerine mesela bir sayı yazdığımızda, e, işlem yaptığımızda bu 25'i elde edeceğiz demektir aslında. E, burada X'i yalnız bırakacaksak ters işlem mantığına dikkat ederiz. Mesela eksili bir sayı karşıya artılı gider. çarpma e, Artılı bir sayı karşıya eksili gider. Çarpma ile bağlı olan bölme ile şeklinde gider. Bölme ile bağlı olan da karşıya çarpma şeklinde gider diyebiliriz. Burada mesela şu eksi 8i karşıya atarak kısmen e, X'i ifadeyi yalnız bırakmış oluyorum. 3 çarpı X burada yalnız kalıyor. 25 artı 8 şeklinde. Bakınız buraya artı 8 yazıyorum. 3 çarpı x eşittir. Burası 33 oluyor. Şimdi çarpmanın tersi bölme olduğu için her tarafı 3'e bölüyorum. Bu 3'ler gidiyor. x eşittir. 33 bölü 3'ten 11 kalıyor diyebiliriz. Şimdi bu dünyanın en kolay tarz denklemlerinin çözüm kümesidir bu aslında. X'i 11 bulduk. Şimdi hocam bu 11 ne işe yarıyor dediğinizde 11'i şöyle gösterebilirim. Şuradaki X'in yerine bakınız 11 yazarsak, 11 yazarsak işlemin yani bize sorulan ifadenin hakikaten 25 eşit olduğunu görüyoruz. 3 ile 11'i çarparsak 33, 33'ten 8 çıkarsa 25 kalıyor. Yani denklem doğrulanmış oluyor. İşte buna kök değeri ya da çözüm kümesi değeri ya da x değeri denir kıymetli çocuklar. Buna dikkat edin. Bunu bilmemiz lazım. Matematiğin her konusunda bu denklem karşımıza gelir. Şimdi gelelim buna. Mesela eksi 5x artı 4 eşittir eksi 31. Şimdi bu artı 4'ü karşıya post alacağız. Eksi 5x aynen yazacağız. Burada eksi 31 var. Bu artı 4 karşıya eksi 4 gider. O zaman eksi 5x eşittir eksi 35 olur. İkisi de eksi olduğu zaman toplama işleminde ikisi de toplanır. Dolayısıyla eksi 35 yazılır. Şimdi her tarafı eksi 5'e bölüyorum. Çünkü eksi 5 ile x burada çarpılıyor. Her tarafı eksi 5'e bölüyorum. Dikkat edin. Şu eksi 5'lere çizik atıyorum. x böylece yalnız kaldı. x eşittir. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için bu eksiler gider. 35 bölü 5 işlemini yaparsak 7 kere 5 35. Demek ki x'imiz 7'dir diyebiliriz kıymetli çocuklar. Ödev 10 sizin. Örnek 11'e bakalım. Örnek 11'de de der. Bakınız e, birden fazla harfli ifade varsa o harfli ifadeler kendi arasında toplanılır ya da çıkarılır. Mesela 4x eksi 6x e, bir de burada eksi 1x var. E, dolayısıyla e, öncelikle bu işlemler yapılır. 4x eksi 6x eksi 2x yapar. Burada da eksi 1 x var. O zaman eksi 3 x yazılır. Sonra bu eksi 3 ile eksi 1 işlemi yapılır. Bunlara dikkat edin. Eksi 3 eksi 1 işlemi de eksi 4 yapar. Eşittir 20'den. Sonra bu eksi 4'ü karşıya atıyorum. Eksi 3 x aynen yazılıyor. E burada 20 vardı. Yanına artı 4 şeklinde bir kardeş geldi. O zaman Eksi 3x eşittir 24'ten. E, X'i yalnız bırakmak için burada eksi 3 ile x'in çarpıldığını e, görmem, hissetmem lazım. İki tarafı da eksi 3'e bölüyorum böylece. Sonra bu eksi 3'lere birer çizik atıyorum. Böylece x yalnız kaldı. E, 24 artı bir sayı. 3 ile eksi bir sayı. Sonuç bir kere eksi çıkacak. Zıtların bölümü eksidir veya çarpması da eksidir. 24 3'e bölünürse 8 ama aradığımız sonuç eksi 8'dir diyebilirim kıymetli çocuklar. Bu ödev 11'de size ait. Lütfen uğraşınız doğru sonucu bulmaya çalışınız. Örnek 12'ye bakalım. Örnek 12'de de Bakınız 2x eksi 3 eksi 4 çarpı sonra parantez 1 eksi 5x artı 1 ve eşittir diyor. Eksi 2x artı 3. Burada bu da gene aslında dünyanın en kolay denklemine güzel bir örnek. Yalnız harfli ifadeler 2x gibi eksi 5x gibi şurada eksi 2x gibi eşitliğin sağına soluna birden fazla kez serpiştirilmiş durumda. Amacımız x'i eşitliğin bir tarafında yalnız bırakmak. Bunu unutmayalım. Yalnız hani işlem önceliğinde neye dikkat ediyoruz? üslü ifade varsa önce ifade. Ifade yapılır. Burada yok. Ama parantez içi yapılır. Bakıyorum burada parantezin içinde 1-5x bir sayı 5x harfli ifade toplanılmaz. Ama parantez ile bir sayı çarpma ile bağlı. O zaman bu sayıyı bakınız içeriye dağılma özelliği dediğimiz yöntemle dağıtıyoruz. yalnız bu sayıyı çarparken önündeki işaretiyle beraber çarpıyoruz. O zaman bu 2x'i ellemiyoruz. Eksi 3'e işlem yapamıyoruz. Eksi 3 ile eksi 4'ü toplayamayız. Eksi 4'ü şimdi artı 1 ile çarpıyorum. Buraya eksi 4 yazıyorum. Artık parantez koymama gerek yok. Şimdi eksi 4 ile eksi 5 x çarpıyorum. Artı 20 x. Niye artı oldu? Çünkü eksi ile eksinin çarpma artıdır. Bir de burada artı 1 var. Eşittir. Eksi 2 x artı 3'e de ellemiyorum. Onu aynen yazdım. Şimdi parantezden böylece kurtulmuş oldum. Şuradaki harfli ifadeye bakıyorum. 2 x ile artı 20 x toplanır. Artı 22 x yapar. Eksi 3, eksi 4 işlemi. Eksi 7. E bir de burada artı 1 var. Eksi 6 şeklinde yazılır. Eşittir. Eksi 2x artı 3 şeklinde yazılır. Sağ tarafa elenilmez. Şimdi sağdaki eksi 2x'i e bakın sol tarafa postalayacağım. Yani eşitliğin sol tarafına atacağım. O da şöyle olacak. 22x artı 2x. Çünkü önünde eksi var. Bu tarafa gelirken işareti değişecek. Adeta feleği dönecek. Öyle diyeyim. Eksiyken artı olacak. Eşittir. Burada da eksi 6 var. Eksi 6 karşıya artı biçimde gidecek. Burada artı 3 vardı. Yanına bir de artı 6 geldi. O zaman burası 24x oldu. Eşittir 9'dan. Her tarafı 24'e bölüyorum. Dikkat edin. Bu 24'ler gider. x eşittir 9 bölü 24. Sadeleştirme işlemi var mı diye bakıyorum. 9 3'e bölünüyor. 24 de 3'e bölünüyor. Sadeleştirdiğim zaman 9 3'e böldüğüm zaman 3. 24 3'e böldüğüm zaman 8. O zaman aradığımız cevap 3 bölü 8 olacaktır. X dediğimiz e, bilinmeyen 3 bölü 8 olacaktır. Ödev 12 size ait kıymetli çocuklar. Örnek 13'e bakalım sevgili gençler. E, şimdi eksi 4 ile 1 eksi 3x e, işlemini yapacağım. E çünkü e, bakınız parantez çarpmayla bir sayıya bağlı. Parantez çarpmayla bir sayıya bağlı. Eşitliğin sağında da eksi 4 x artı 3. Yani bir harfli ifadeyle sayının toplamı var. Buraya elleyemeyiz. O zaman eksi 4'ü öncelikle içeriye dağıtayım diyorum. Şu artı 2'yi de diğer parantezin içine dağıtayım diyorum. O zaman burası eksi 4. Bakınız eksi 4 ile artı 1'i çarptım. Eksi 4. Eksi 4 ile eksi 3 x çarparsam artı 12 x. Burası artı 10 x ve eksi 4 olacak eşittir. Eksi 4x eksi 3 şeklinde yazdım. Şimdi harfli ifadeleri kendi arasında topluyorum. Şunlar 22x yaptı. Burası eksi 8 yaptı. Eksi 4 ile eksi 4. Eşittir. Eksi 4x eksi 3 şeklinde yazdım. Şimdi eksi 4x sol tarafa postalıyorum. Eksi 8 de sağ tarafa. O zaman işlemimiz şu hale geliyor. 22x artı 4x eşittir. Eksi 3 sağdaydı. Bir de yanına artı 8 geldi. O zaman burası 26x oldu. Burası da 5 oldu. Eksi 3 artı 8. Her tarafı dikkat edin. E, 26 ile x çarpım durumunda olduğu için 26'ya böleyim diyorum. Amaç zaten x'i yalnız bırakmaktı. Böylece x'in 5 bölü 26 olduğunu bulmuş oluyorum. Aradığımız cevap budur. Ödev 13'te e, size ait e, yapmaya çalışınız çocuklar. Dört numaralı temel bilgimiz içler dışlar çarpımı çocuklar. İçler dışlar çarpımı nedir? Matematiğin her konusunda, geometrisinden, matematiğinden her konusunda karşımıza gelir. İçler dışlar yaparken şuna dikkat ediyoruz. Eşitliğin sağında ve solunda kesirli ifadeler varsa, şu elimle göstermiş olduğum çapraz ifadeler kendi aralarında birbirine çarpılır ve eşitlenir. Mesela burada m ile cx artı d çarpılır. n ile de ax artı b çarpılır. Bunu mesela daha basit anlamda yazalım dersek. Mesela x bölü y eşittir. m bölü n yazarsak bu x ile n'yi çarparız. E, ne olur? x çarpı n olur. E, y ile de m'yi çarparız. y çarpı m olur. İşte buna içler dışarı çarpımı denir. Bilginiz olsun sevgili çocuklar. İşte bakınız eşitliğin sağında sonunda rasyonel bir ifade var kesirler var yani. Burada içler dışlar yapabiliriz. Mesela 3 ile 5 x 1'i çarpacağım. Yalnız bu çarparken e, pay kısmında e, çıkarma ile ya da toplamayla bağlı olan e, iki terim ya da üç terimli ifade varsa her birini ayrı ayrı çarpmam lazım. Yani 3 ile 5x'i o da 15x yapar. 3 ile de eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 yapar. Şimdi eksi 2 ile aynı şekilde e, e, diğer e, pay, payı çarpıyorum. Eksi 2 ile 2x çarparsam eksi 4x yapar. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsam artı 8 yapar. Buna dikkat edin. İşte böylece bu kesirden kurtulmuş oluyorum. Bundan sonra artık dünyanın en kolay denklemi haline getirebilirim bunu. X'leri bir tarafta toplarsam. Eksi 4x sol tarafı postalayalım. Eksi 3'ü de sağa. 15x artı 4x eşittir. Artı 8 artı 3 yazabilirim. Buradan 19x eşittir 11'den. Her tarafı 19'a böldüğümde dikkat edin. Çünkü 19'da x çarpım durumunda. Şunlara çizik attım. x eşittir 11 bölü 19 şeklinde cevaba ulaşmış olurum. Buna dikkat edin. E, nasıl işlem yaptığımızı özellikle bu eksi 2 ile 2x çarptık. Eksi e, e, 4x yazdık. Şu artı 8'i anlamanızı istiyorum. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman artı 8. hep işaretleriyle çarpıyoruz. Buna dikkat edin sevgili çocuklar. Ödev 14 size ait e, yapmaya çalışınız. Örnek 15'e bakalım. Örnek 15'te de kolayca işler dışlar yapabiliriz gördüğünüz gibi. Önce 3 ile x artı 3 çarpalım. 3 ile x artı 3 çarparsak 3x artı 9 şeklinde eşittir. Şimdi 2 ile 1 eksi 2x çarpıyorum. 2 ile 1 çarpıyorum. 2. 2 ile eksi 2x çarpıyorum. Eksi 4x şeklinde yazabiliyorum. Hemen x'leri sol tarafa toplayarak dünyanın en kolay denklemi haline getiriyorum. Yani 3x artı 4x eşittir. 2 eksi 9. Yani amacımız hep şu 4x eksi 5 eşittir 20 tarzında bir denklem elde etmek. Buna ne diyorduk? Dünyanın en kolay denklemi. Dünyanın en kolay denklemi. E, bu sayede x'e e ulaşmak çok kolay e, kıymetli çocuklar. Burada da bakın hakikaten e, şimdi 3x 4x 7x oluyor. Burası da eksi 7 oluyor. E dikkat ederseniz x'i yalnız bırakmaya az kaldı. 7 ile x çarpım durumunda olduğu için her tarafı 7'ye bölelim diyorum. Şu 7'ler gitti. O zaman ne kaldı geriye? x eşittir. Eksi 7 bölü 7. E bu 7'ler de gider. 1 tam yapar ama e, dikkat ederseniz önünde eksi var. Çünkü eksi'nin artıya bölümü eksidir. Dolayısıyla x'imiz eksi 1 olur diyebiliriz. Ödev 15 sizin çocuklar. Örnek 16'ya bakalım. Örnek 16'da yine e, işler dışlar yapıyorum. Ee, bakınız 9 ile 2 x eksi 1. Yani i̇lle 3 ile bu, bu tarafı. Yani nereden başladığınız önemi yok. Onu söyleyeyim. 9 ile 2 x 1'i çarpalım. Bu sefer 18 x 9 oluyor. Eşittir. 3 ile 4 x 3 çarpalım. Bu da 12 x 12 oluyor. Ee, kıymetli çocuklar. Bunu fark ettiniz değil mi? 18 x evet 9. Burası 12 x eksi 9 oluyor. Tabi şurası eksi 12 olmadı. Bu yanlış yazdım. Bir daha bakalım. O, e, 18x eksi 9 tamam. 12x eksi 9. Şuraya 9 yazacağım. Evet. Şuraya eksi 9 yazacağım. Buna dikkat et. Şimdi 12x'i sol taraf posta alıyorum. Eksi 9 da karşıya. 18x eksi 12 x çünkü 12 x'in işareti artı eşittir eksi 9 artı 9 bunu karşıya poşladığım zaman eksi 9 karşıya artı gidecek çünkü işareti eksi burada o zaman burası 6x olur. Burası da 0 olur. Her tarafı 6'ya böldüğümde bu 6'lar gider. x eşittir. 0 bölü 6. Burada şunu da unutmayın. E, 0 bölü sayı dediğimiz zaman sonuç her zaman 0 olur. Bunu unutmayın. Buraya o zaman o notu da şöyle mavi kalemle özellikle yazalım. E, onu bulundurun. Mesela 0 bölü 5 dendiği zaman 0 diyebilmelisiniz. Ya da sıfır bölü eksi üç dendiği zaman sıfır diyebilmelisiniz. Ama mesela 7 bölü sıfır dendiğin zaman buna tanımsız diyoruz. Oldu mu çocuklar? Buna tanımsız diyoruz sevgili gençler. Buna dikkat edin. Bunu da pencere içerisinde bulunduralım. Ödev on da size ait. Ee, cevabı da eksi bir çıkacakmış. Bakalım bulabilecek misiniz? Evet. 5 numaraya geldik. 5 numarada da e, çocuklar dünyanın en kolay denklemi diyemeyeceğim buna. E, mesela e, dikkat ederseniz eşitliğin solunda ve sağında rasyonel ifadelerden oluşan ve paydaları farklı olan ifadeler var. E, bu tip olanları nasıl çözeceğiz onu göstereceğiz. Amaç burada e, e, sol tarafın paydalarını yani iki tarafın ayrı ayrı paydaları eşitlenir. Sonra içler dışlar yapılır. Paydalar eşitlenir. Sonra e, işlemlerden sonra içler dışlar yapılır içler dışlar çarpımı eşittir. Kullanılır diyelim. Oldu mu çocuklar? Mesela burada x eksi 2 bölü 3. burada eksi 5 x eksi 1 bölü 2. Burada da 2 x eksi 1 var. bir kere bunların paydaları farklı. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişleteceğim. Şimdi burada içler dışlar yapamam. Çünkü şuradaki eksi yani iki tane farklı kesir var. Buna dikkat edin. Oldu mu? Burada o zaman payda eşit diyorum önce. 2 ile x çarpıyorum. 2x. Eksi 4, 2 ile 2'yi çarptım. Bölü 6. Eksi 3 ile 5x çarptım. 15x. 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 bölü 6 eşittir. Burası da 2x eksi 1. Bunun da komple paydasında 1 var diyebilirim. Kıymetli çocuklar. Şimdi bu işlemi yaparken e, en çok yapılan hata e, bu ona dikkat edin. Mesela burada eksi yani çıkarma işlemini yaparken e, şuradaki eksi e, toplam veya çıkarma durumundaki ifadelerin önüne getireceğim. Yani işaretlerini değiştireceğim. Ona dikkat edin. Dolayısıyla ben üşenmeyeceğim. Bir satır daha yazacağım. 2x eksi 4 eksi 15x. Bakınız eksi 15x. Bu eksi bu eksi fena yapar. Yani artı 3 yapar. Bölü 6. Ortak payda olarak da 6'yı yazdım. Eşittir. 2x eksi 1 bölü 1. Harika. Bakın işler dışlar yapmaya az kaldı. Şimdi şu işlemi sonuçlandıralım. 2x eksi 15x eksi 13x yapar. Eksi 4 artı 3 eksi 1 yapar. Büyük bölü 6 eşittir. 2x eksi 1 bölü 1. He. Şimdi işler dışlar yapabiliriz kıymetli çocuklar. Buyurun işler dışlar yapalım. 6 ile 2x çarpıyorum. 12x. 6 ile eksi 1 çarpıyorum. Eksi 6 ve 1 ile çarptığınız zaman bir etkisi eleman biliyorsunuz. Eksi 13x eksi 1 yazılır. Şu eksi 13 sol tarafa, eksi 6'yı sağ tarafa postalıyorum. 13x eşittir. Eksi 1 artı 6 oldu. Yani 25x eşittir 5'ten. Her tarafı 25'e bölüyorum. Buna dikkat edin. 25'ler gitti. X eşittir. 5 bölü 25. Hatta o da sadeleşiyor. İkisini 5'e bölersem. 5'i 5'e bölsem 1. 25'i 5'e bölsem 5. Demek ki 1 bölü 5 şeklinde ...aradığımız cevaba ulaşıyoruz çocuklar. Buna lütfen dikkat ediniz. Bu soruyu e, anlamaya çalışınız. Benzeri ödev 17'de e, siz yapmaya çalışın. 13 bölü 7 sonucunu bulmaya çalışacaksınız. Örnek 18'e bakalım. Örnek 18'de benzer tarz soru. Bunlara artık alışmanız lazım. Bakınız burada hep eşitliğin sol tarafında 1 2 3 tane terim var. Her birisinin paydası farklı 2 3 4. Sağ tarafta da bir terim var. Paydası 2. Burada toplama çıkarma var. O zaman bir kere burada payda işlemim lazım. Mesela 2 3 4 en büyüğü 4. 4'ü ritmik sayalım. 4 8 12 16 20 diye saydığımızda 12'de bak 4 8 dediğimde 8 3'ün katı değil. Olmaz. 12 dediğimde hepsi 12'nin katı olduğu için burayı 6'yla burayı 4 4 ile, burayı da 3 ile çarpabilirim. O zaman burası dikkat ederseniz 6 kere 3x ne yapar? 18x eksi 6 hatta artı şöyle bir tane büyük bölü 12 yapayım. Buna da alışın. Eşittir 3x eksi 1 bölü. Payda eşitliyorum ya. E, e, artı 4 oluyor burası. 4 kere 1'den. Burası da 3 kere 2x 6x. Ama şu eksi oraya nüfuz edeceği için eksi 6x. 3 kere eksi 1. Eksi 3. Ama bu eksi onu fena yapar. Artı 3 yapar. Buna dikkat edin. He, şimdi yukarıda harfli ifadeleri toplayalım. Daha sonra e, e, içler dışlar işlemini yapabiliriz. 18x eksi 6x 12x yapar. Burası eksi 2 artı 1 yapar. Bölü 12 eşittir. 3 x eksi 1 bölü 2. Şimdi işler dışlar yapalım. Ayrıca 12 ile 2'yi ile sadeleştirebiliriz. Onu da e, bilginiz olsun. Onu da kullanabiliriz. 12 ile 3 x çarparsak 36 x eksi 12 eşittir. Buna bunu çarpıyorum. 24 x artı 2. Bunu buraya atıyorum. 24 x sol post alıyorum. Eksi 12 sağ tarafa. 36 x eksi 24 x eşittir. Artı 2 artı 12 yazabiliyorum. Burası 12x oluyor. Burası da 14 oluyor. Her tarafı 12'ye bölüyorum. Dikkat edin. Şu 12'ler gitti. x eşittir. 14 bölü 12. Sadeleştirdiğim zaman 14'ü 2'ye bölsem 7. 12'yi 2'ye bölsem 6. Demek ki x'imiz 7 bölü 6'dır diyebiliriz kıymetli çocuklar. Evet ödev 18'de size ait bu sonucu bulmaya çalışın bakalım. Örnek 19'da bakalım. Örnek 19'da da e, çocuklar 4x-2 bakınız böyle hani görüntü olarak zor diyebileceğimiz bir ifade var. Şimdi bu işlemi yaparken şu bilgiyi hatırlatayım. O bizim işimize yarıyor. Payda eşit diyeceğiz burada. 4x-2'nin altında 1 var diyebiliriz. Öyle işlem yapabiliriz. Ya da hani az önce ifade etmiştim. Mesela A artı b bölü c. Pratik olarak ne yapıyorduk? C ile a'yı çarpıyoruz. Yani a çarpı c artı b bölü c şeklinde. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela b bölü c eksi a gibi ise c ile a'yı çarparız. Yalnız önce b'yi yazarız bu sefer. b eksi c ile a'yı çarparsak a çarpı c bölü c şeklinde yazabiliriz. Evet bu bilgiyi biz harfi ifadelerde kullanabiliyoruz. Mesela 3 ile 4x'i 3 ile eksi 2'yi çarpacağım. Ne yapar o zaman burası? 12x eksi 6. Aslında ben pratik payda eşitlemiş oluyorum. Şimdi bu eksi içeriye nüfuz edecek. Eksi 2x artı 1 şeklinde büyük bölü 3 yazacağım. Eşittir. Bu sağ tarafa elde yemiyorum. 3x eksi 2 bölü 2 aynen yazıyorum. Şimdi bunu elde ettikten sonra artık içler dışlar çarpımına az kaldı. Şurayı hemen halledelim. Şu pay kısmını. 12x eksi 2x 10x yaptı. Burası eksi 5 büyük bölü 3 diyelim. Burada da 3x eksi 2 bölü 2 var. Hemen işler dışarı yapalım. 2 ile e, 2 ile 10x çarparsak 20x eksi 10 2 ile 5 çarpıyorum. Eksi 5'i daha doğrusu. 3 kere 3x 9x 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 6. Bu 9x sol tarafa post alıyorum. 20x eksi 9x burada eksi 6 kaldı. Onun yanına eksi 10 artı 10 şeklinde geldi. Burası 11x eşittir 4'ten. Her tarafı 11'e böldüğümüz zaman, şu 11'ler gitti. X'in 4 bölü 11 olduğunu fark ediyoruz kıymetli çocuklar. E, bu soruya lütfen dikkat edin. E, bu bilgiyi kullanmaya çalışın. E, şu öğrendiğimiz e, not önemli. Bunu e, not alınız özellikle. Ardından ödev 19 uğraşabilirsiniz. Bu sonucu bulmaya çalışın. Evet geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de de e, bakınız e, az önce öğretmiş olduğum yaklaşımı kullanabiliriz. Mesela 1 artı 1 bölü 2 işlemini pratik olarak nasıl yapabiliriz? Önce tabi parantezlerin işlerini halledeceğiz. 2 ile 1'i çarpacağım. Ne yapar o da? 2 yapar. Bakın 2 artı 1 bölü 2 şeklinde olur. Şöyle parantezimi alayım. Burayı yapalım. 3'te 1'i çarparsam 3 artı 1 bölü 3. Sonra... 4 ile 1'i çarpıyorum. 4 artı 1 bölü 4. Nokta nokta bu şekilde gidiyor. E, ee, m ile 1'i çarparsak m yapar. Artı 1 bölü m şeklinde işlemi sonuçlandırabilir. Sağ tarafta 5m eksi 50 bölü 8 var. Onu ellemiyoruz. Şimdi işlemi biraz ilerletelim. Şurası 3 bölü 2. Burası 4 bölü 3. Burası 5 bölü 4. Demek ki bir tane daha yapsaymışım. 6 bölü 5 olacakmış o. ve bir örüntü var çünkü. çarpma işlemi ve m artı 1 bölü m haline geliyor. Buradan 5 mi eksi 50 bölü 8 yazabiliyorum. Kesirler de hiç toplama olmadığı için hepsi çarpma olduğu için bu parantezleri yazma ihtiyacı duymadım. Buna dikkat edin. Şimdi e, çarpma işleminde e, çapraz sadeleştirmeler de oluyor. Mesela birinin payında 3, öbürünün paydasında 3 üç varsa 3'ü 3'e bölüyorum 1, buradaki 3'ü 3'e bölüyorum 1 diyebiliyorum. Yani şunlar şu şekilde ritmik sadeleşiyor adeta. Bakınız gördüğünüz gibi bu şekilde ritmik sadeleşiyor. Bu bölgedekiler de yazmış olsaydım e, onlar da sadeleşecekti. Şimdi dikkat edin buralarda aslında 1 kaldı. 1 de çarpma işleminin etkisiz elemanıdır. Dolayısıyla e, sonucu etki etmeyecek. Yukarıya hep çarpalım. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1 gibi. O zaman burada bir tek m artı 1 kalır. Bölü aşağıda ise dikkatli bakın bir tek 2 kaldı. Sağ tarafta da 5 m eksi 50 bölü 8 kaldı. Şimdi içler dışlar yaparsak m'nin kaç olduğunu bulacağız. 8 ile veya 2 ile 5M'yi çarpalım. Ee, sırası önemli değil. 10M eksi 100 olacak. 2 ile 5M'yi ve 2 ile eksi 50'yi çarptım. Burası da 8M artı 8 olacak. 8 ile çarptım. 8M'yi sol tarafa, yüz, eksi 100'ü de sağ tarafa postalayayım. Eksi, e, 10M eksi 8M eşittir. 8 artı 100 ifadesine ulaştım. Buradan 2M'nin 108'e. Şimdi her tarafı 2'ye bölersem. Çünkü M ile 2 çarpılıyor. Her tarafı 2'ye bölersin. Şu 2'ler gitsin. Buradan M'nin 108'in yarısı 54 yapar. 54 Sakarya. E gördüğünüz gibi 54 sonucuna ulaştık. Bu oldukça önemli bir soru tipiydi. Bunu dikkatli bir şekilde tekrar siz çözmeye çalışın. Benzerini burada Ödev 20'de yazdım. Bu soru size ait. E kolay gelsin. Müzik